Evet sevgili dostlarımız, değerli arkadaşlarımız. Bugün size Allah nasip ederse hem beze hem de sakız kurabiye isimli iki isimli bir kurabiye tanıtacağım ve yapacağım. Şimdi öncelikle malzemelerimi tanıtacağım. Şimdi değerli dostlarımız, şöyle bir kabımız var. Plastik kabımız var. Bunlar kuru olmazsa ve yaş olmaması. Hem yaş hem yağlı olmaması aynı zamanda. Eğer yaş olursa mamimiz sulanır, şey olmaz. Yani iyi bir kıvamda almaz. Sonra burada 3 adet yumurta var. Gram olarak bu 100 gramı tekamül ediyor. 100 gramı tekamül ediyor ve saplı bardağım şurasında farkındaysanız. 100 gram şekerim var. Saplı bardağım burasında. Ve 100 gram da yine saplı bardağı pudra şeker. Bakın gördüğünüz gibi pudra şekerde tepeleme oluyor. Şekerde ve yumurtada biraz eksik oluyor. Yani bizim için ölçü aslında gram ölçüsü daha esas. Ama siz bardakta diyorsun, ben onu veriyorum. Ve burada da 3 tane yumurtam sarısı var. Şimdi sevgili dostlar, ben bu yumurta sarımı neden gösterdim size? Bu yumurta sarımı normalde kullanmayacağım. Şimdi bazen ola ki ha biz kendimize neyiz? Bu sakız kurabiyesi inşallah başaracağız. Ama bunda ekserite başaramaması şundan da olabilir bazen. Yumurtamızı çırparken belli bir zaman içerisinde yumurtamız normalde şu çırpma telimizde durmazsa, kaldırdığın zaman içinde durması lazım üstünde. Yani tıraş köpüğü gibi olmasın tabiri caizse yani. Tıraş köpüğü durması lazım. Ola ki yumurtamız sulandı. Yani biraz yumuşak sulandı. Bu ne kadar çırpsanı bu olmaz. Bunu düzeltmek mümkün değil artık. O zaman ne yapacağız? Bunun yumurtasını beyazını katıyorum gördüğünüz gibi. Yumurta beyazını kattım. Ve şekerini de kattım. O zaman ne olacak? Çıkma istediğin elde kıvam olmayınca, sertleşmeyince hemen işini bırakacağız. Şimdi ben mesela bu yumurtamın sarısını kendi evimde biraz sonra işlem bittiği zaman bunu keşkülde kullanacağım. Ve sütlaçta kullanacağım. Siz de eğer sulanma devam ederse, yani telin üzerinde durmayacaksa, bu yaklaşık 7-8 dakika sonradan belli olur yani. 7-8 dakika, hemen 10 dakikaya yakında belli olur. Eğer olmazsa o zaman hiç inat etmeye gerek yok. Hemen bırakacaksınız bunu. Köşküyle ve sütlaçta kullanabilirsiniz. Yumurtamız çırptıktan sonra bu pudra şekerde işimiz bittikten sonra en sonra ki göreceksiniz bunu biraz sonra telin üzerinde duracak ve ondan sonra da bunu şey yapıyorum. Adeta bunun görevi sanki un değil de sanki unmuş gibi yumurtanın üzerine katıyorum ve karıştırıyorum. Evet, şimdi mikserimi alıyorum. Mikseri alıyorum. Evet, şimdi çırpma geçiriyorum. Evet sevgili dostlarımız, şu anda bezemiz oldu ve istediğim kıvama geldi. Yumurta yere düşmemesi, akmaması, sulanmaması lazım yani. Şimdi pudra şekerini katacağım içine. Şimdi sevgili dostlar, bunu normalde ben elle karıştırıyorum ama telle yavaşça pudra şekeri indiriyorum. Yani pudra şekeri bir nevi sanki unmuş gibi. Yine hızlı devirde değil, yavaş yavaş.
sevgili dostlarımız, bir şanti torbamızın ağzına ufak bir düğü koyduk. Normal büyükte. Ve sakız kırarımızı içine boşaltacağız tamamıyla. Ki telle karıştırdım. Hafiften sulanmaya başlamış. Ben el telle karıştırdım ama siz telle karıştırmayın. Elle gayet yavaş bir şekilde pudra şekeri içine yedirin. Evet, her zaman olduğu gibi kazanımızı içine iyice sıyırıyoruz. Zebil olmasın. Evet sevgili dostlarımız, şu anda şantimizi çıkarıyoruz. Şöyle bir tepsimizi daha önceden tanıyorsunuz. Bunun içerisinde dökeceğiz inşallah. Evet. Değerli dostlarımız, şu anda bezemiz oldu. Fırına katacağız bunu. Yaklaşık bu fırının en alt derecesi neyse minimum, bu çok yavaş bir ateşte pişmesi lazım. Uzun bir süre de en az bir saat rahat sürer, belki geçebilir. Ve fırınızın en düşük derecesi neyse o derecede pişecek. Şimdi benim fırınım 100 derecede en ufak gözüküyor. Buna yaklaşık 1 saati ayarlayacağım. Burada galiba 90 saat. 90 dakika mı? Evet. Ha, şu anda 71, tamam. Biz bunu atacağız fırının orta göbeğine. Bunu adeta unutacağız. İnşallah pişirmesi bunun sevgili dostlarım hakikaten çok dikkat isteyen bir şey. Ekstra hata pişirmede oluyor. Yoksa yapan işçilikte bir hata olmuyor. İşçilik kısmında biraz da dediğim gibi hakikaten ben onu elle karıştırsaydım daha yumuşak olurdu. Daha telle karıştırdım. Hafifçe sulandı. Belki siz farkına varmadınız ama ben onun farkına vardım. Siz onu elle karıştırın, pudra şekeri döktüğünüz anda, yavaş şekilde. Evet sevgili dostlarımız, şu anda yaklaşık hemen hemen 1 saat olmak üzere. Ben bunu ihtiyaten bir ters çevireceğim ama büyük bir ihtimalle baştan umudum yoktu, sonradan umudum gelmeye başladı. Kurabiyemiz oldu. Bir ters çevirdim ihtiyaten. 5-10 dakika kadar dursun, sonrasını tamam. Şu anda bezemiz göründüğü gibi harika gözüküyor. Umarım bunda işte en büyük sıkıntı kağıttan çıkarması olacak, yani bu soğuyunca kağıttan çıkaracak. Ama ben şu an bunu evet sevgili dostlarımız, şimdi gördüğünüz gibi fırından çıkardık biraz önce. Fırından çıkardığımız zaman böyle soğuk yerde mümkün mertebede bir müddet duracak. Tepsiyi de hakikaten farkındaysanız böyle saladım ve alttan şey rahat kullanıp çıksın diye bakın. Salladığım için bunlar rahat çıktı. Şimdi bunları tekrar servis tepsimize koyacağız artık. Evet sevgili dostlarımız, değerli arkadaşlarımız, Allah'a çok şükür bir videomuzun da sonuna geldik. Hamdolsun Rabbime ne kadar şükür etsem az. Çünkü bir yüzümüz akıyla çıktı. Gerçekten beze yapmak biraz hassasiyet isteyen bir işçilik. Hassasiyet malzeme bakımından değil ama işçilikte biraz hassasiyet isteyen. Özellikle yumurtayı döverken, yumurta çırparken size gösterdim. Yumurtanın olma kıvamı yaklaşık 7-8 dakika civarında çırptım ve telde yumurta akıp düşmedi gördüğünüz gibi. Ama o safhadan sonra da pudra şekeri ilave ettim. O pudra şekeri ben telle karıştırdım ama size pek teli tavsiye etmiyorum. Elinizle yavaş bir şekilde karıştırın. Çünkü elle yavaşça karıştırdım, o sulanmaz. Ama telle birazcık şey yapınca sulanabilir. Sulandığı zaman da bu olmaz olma yani. Sulandığı zaman yani akışkan olduğu zaman olmaz. Sulanmaması lazım. Bunu elle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yine takdir sizi. Şimdi farkındaysanız fırındaki bezemiz pişerken sizlere bir sohbet yaptık. Gerekçesini anlatmıştım.
Şimdi size hayırlı akşamlar diyorum. Sohbetimle baş başa bırakıyorum. Yeni bir videoda inşallah böyle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yine görüşürüz inşallah. Hayırlı akşamlar. Evet, sevgili dostlarımız, değerli arkadaşlarımız, şu anda bezemiz fırında, sakız kurabiyemiz aynı zamanda fırında pişiyor. Bu arada da ben de bu pişmesi döneminde, bu videomuz biraz kısa sürecek. Kısa süreceği için ben de bir sohbet arz etmek, yapmak arz ettim. Sohbetimizin konusu, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bir vecizisini ele alacağım. O vecize üzerinde yorumlar yaparak beraber mütalaa şekilde sohbetimizi bitireceğiz. Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, vecize şu: Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız. Öncelikle vecizeyi baştan sona komple okuyacağım. Daha sonra mütalaa kısmına geçeceğiz. Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asırlarını, menbaalarını göster. Ve bizi makarı saltanatını celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve tevhid ile tazip etme. Sana müstahak ve müteşekkir şu muti rayetini başıboş bırakıp idam etme. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hakim eyle. Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle. Ya Rab, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızıklarına bereket ihsan et. Amin. Değerli dostlarımız, şu anda bir diziyi baştan sona okuduk. Tekrar başa dönüp mütalaalı şekilde katılabilen arkadaşlar olur, katılamayan arkadaşlar olur. Daha güzel bir dizi anlaşılsın diye şöyle baştan alıyorum. Diyor ki, ey bizi nimetleri perverde eden sultanımız. Yani kardeşim, şuradaki şu hitabetin güzelliğine bak. Yani Cenab-ı Allah bizi adeta yaratmış ve ortaya yere koymuş, etrafımıza da bütün nimetleri, canlısıyla, cansızıyla, nebatatıyla, hayvanatıyla, hepsi insanın etrafında pervane gibi dönüyor adeta. Ve bize gösterdiğin numunelerini ve gölgelerini ve asıllarını menbaalara göster. Ha, bize gösterdiğin numuneleri. Demek ki bize gösterdiğin bu kadar nimetler bir nevi numune. Asılları öbür tarafta. İnsanlar da bizler de o menbaalarını göster diyoruz. Ve bizi makarı saltanatın celbet. Bizi makarı saltanatın celbet. Şimdi değerli dostlar, bu makarı saltanatını celbet derken burada Allah-u Alem şöyle bir yine Bediüzzaman Hazretleri'nin bir tabiri var. Dünya hayatının 1000 senelik müsait hani bir dünyada hayat yaşıyorsun. 1000 sene cennet hayatının bir saatine değmiyor. Bir saatin değmiyor. Ve cennet hayatının da 1000 senelik cennet hayatında hayat yaşıyorsun. 1000 sene bu cennet hayatı Cenab-ı Allah'ın ruhiyeti cemalini görmeye, bir saati görmeye değmiyor. Böyle bir makarı saltanatına celbe derken bizi makarı saltanatına celbet, yani bizi yanına al, cennetine al. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Hakikaten bu dünya hayatı ahiret hayatına nazaran, cennet hayatına nazaran çöl hüviyetinde. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Yani bu kadar nimetlerle biz pervaneyiz de yiyoruz, içiyoruz, tatıyoruz. Doymuyoruz onlar. Onlar doyumluk değil. Hakikaten tatıyoruz. Bizi zeval ve tevhid ile tazip etme. Bizi yokla, yoklukla sınama. Bizi yokla atma.
Sana müştak ve müteşekkir şu muhtır ayetine, şu muhtır ayetine, muhtır kullarını başıboş bırakıp idam etme. Yani bizler başıboş bırakırsak adeta idam olacağız. Yani ne yaptığımız belli olmaz. Ya Rab, kusurumuzu affet. Biz kusurluyuz. Kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamana kadar bizi emanette mi kıl? Yani Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bu vücut nimeti bize bir nevi emanet. Yani emanete hıyanet ettirme. Bu emanetini bizden alıncaya kadar, geri alıncaya kadar bizi emanetinde emin kıl ya Rabbi. Ruhumuzu cesedimize, yani bedenimize. Kalbimizi de nefsimize. Aklımızı midemize hakim eyle. Aklımızı midemize hakim eyle. Yani aklımız midemize hakim olmazsa ne olur? Mide biliyorsunuz her türlü şey istiyor. Yani nefis vasıtasıyla, orada biraz önce dedi ya, nefis, kalbimiz nefsimize diyor ya, nefis vasıtasıyla midemize her şey istiyor. Onun için aklımız midemize hakim olmasını istiyoruz yani. Lezzeti şükür için isteyen kullarına eyle. Yani lezzet, bu kadar nimetler ve var, bunları şükür için bize ver. Eğer şükrünü eda edemiyorsak, o zaman kıymeti yok kardeşim. Rabbim ne verse şükrünü eda etmek nasip eylesin. Ya Rab, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi hürmetine, bize ihsan ettiğin, bize vermiş olduğun maddi ve manevi rızkımıza, bereket ihsan et. Amin. Değerli dostlarımız, şimdi biz böyle sohbetimi yapıyoruz. Sizlerin de ilgi, alakalar var. Ama dediğim gibi bunları illa dinlemeye mecbur değilsiniz. Videom kısa oldu. Bu kısa olan videoyu birazcık zenginleştirmek istedim. Umarım inşallah faydalı oluruz, olmuşuzdur. Faydalı olursak ne mutlu bizlere. Faydalı olamadıysak inşallah faydalı olmaya çalışacağız bir dahaki sohbetlerimize. Şimdilik yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum.